Anne emzirme döneminden bebeğin sağlığını hem de kendi sağlığını düşünmek durumundadır. Beslenmesini de ona göre ayarlaması gerekiyor. Çünkü bebekler korunmaya muhtaç olduğu için doğa onları koruyor. Annenin ihtiyaçları değil, bebeğin ihtiyaçları ön planda oluyor. O yüzden de hani anne beslenmede hem kendi sağlığını hem bebeğin sağlığını düşünmek durumunda. Özellikle biz anne sütünün arttırılması için bol miktarda sıvı gıda almasını istiyoruz öncelikle annenin. Yani bol bol su içmesini istiyoruz. En çok anne sütünü arttıran şey bu. Ama annenin ve sütün kalitesini arttırabilmek için de proteinden zengin beslenme. Normalde günlük tüketiminden bir porsiyon daha fazla protein tüketmesi o sütün kalitesinde ciddi artmaya yol açmakta. O yüzden hem sütün kalitesini arttırıyor. Onun dışında annenin kalsiyumdan zengin beslenmesi kendi için önemli. Çünkü anne sütünün içindeki kalsiyum kemiklerden çekilebiliyor. Eğer yeterince annede yok ise, yani annenin kemik dokusundan kalsiyum mobilize olup süte geçebiliyor. Bu da annenin ilerideki kemik sağlığı için önemli. O yüzden mutlaka emzirirken annenin kalsiyum destekli, bol proteinli, bol miktarda en az günde 2-3 litre sıvı gıda tükettiği bir diyet ayarlaması gerekiyor kendisine. Gazdan özellikle hani anneler bebeklerini korumak istemek durumundalar çünkü gaz bebekleri çok rahatsız ediyor. O zaman da bu gazlı içecekler, kuru baklagiller, aşırı baharatlı ve kızartmalardan uzak durmalı. Anneler bu tür beslenme bebeğin gaz problemlerini bir miktar daha arttırıyor. Bazı bebeklerde bazı annenin aldığı gıdalar bebekte problem yaratabilir mi? Evet, böyle bir sorun olabilir. Bu da her bebeğe özeldir. Bunu anne ve annelerle görüştüğümüz zaman ancak anlayabiliyoruz. O beslenmedeki tükettiği gıdanın bebekteki sorunları ortaya çıkınca ancak anlıyoruz. Bu biraz daha bireysel değerlendirilmesi gereken bir problem. Ama annelerin genel olarak bol proteinli, yeşil sebze ağırlıklı, C vitamini destekli, kalsiyum destekli bir diyet ayarlamaları anne sütü verirken çok önemli.